Yeni ekonomi sosyolojisine bahsetmek istiyorum. Ama önce neden yeni ekonomi sosyolojisi olduğunu anlatmak lazım. Sosyologlar tabii ekonominin veya başka olguların toplumsal içinde gömülü olduğunu kabul ederler. Yani bunlar toplumsalla ilişkilidir. Klasik dönemde yani bir sosyoloji bir modern disiplin olarak ortaya çıktığı dönemde kurucu isimlerin hepsi de aslında ekonomik olgularla, ekonomik süreçlerle ilgilenmişlerdir. İşte sermaye ile iş bölümüyle, kapitalizmin ortaya çıkışıyla, parayla krediyle hepsiyle de ilgilenmişlerdir. Ama daha çok daha makro, daha büyük örüntülerle ilişkisi, süreçlerle ilişkisi bağlamında ilgilenmişlerdir. Yani işte daha çok moderniteyi anlamak için, daha çok kentleşmeyi anlatmak için, daha çok sanayileşmeyi, iş bölümünü anlamak için bir ekonomik olgulara ilgi söz konusu. Ama Özellikle 1920'lerden sonra sanki sosyoloji bir disiplin olarak işte akademide de yerini bulunca bir e, feraha erişiyor ve ekonomik olgularla ilgilenmiyor gibi bir e, durum söz konusu. E, e, sanki bir ekonomi disiplininde de saldırmazlık paktı var gibi. Onlar kendi işlerinde, kendi disiplinlerinde, sosyologlarda, ekonominin el attığı alanlarda hiç ilgilenmiyorlar gibi. Bunun istisnaları var. İşte 30'larda, 40'larda, 50'lerde hem Amerika'da hem Avrupa'da çeşitli böyle münferit isimler yine daha makro ama örüntülerle yine ilişkisini kuracak şekilde bir ekonomik olgularla, sosyolojik bakış açısıyla ilgileniyorlar. Ama bir Alvin Goldner isimli bir Amerikalı sosyoloğun şeyidir bu tabiridir. Biraz artıkçı bir ilgi bu. Yani ekonomistler sofraya kuruluyorlar, yiyebildiklerini yiyorlar, keyfini alıyorlar ve kalktıktan sonra masadan kalanlarla ilgileniyor sosyologlar. Biraz o anlamda artıkçı bir disiplin gibi ekonomik olgularla ilgileniyor. 60'ların 70'lerin sonunda bu refah devleti çökünce, işte 70'lerin başındaki o ekonomik kriz baş gösterince ekonomi disiplininin de kendi içerisinde aslında ekonomik kuramların, modellerin açıklayamadığı bir takım gerçeklikler ortaya çıkınca bir arayış söz konusu oluyor. Bu arayış belki sosyologları da tetiklediği için sosyologların da artık hani o dokunulmaz kabul edilen ekonomik olgularla da ilgilendiğini görüyoruz. Yeni ekonomi sosyolojisi dediğimiz tam da bu noktada 70'lerin başında 73, 74 gibi yıllarda çeşitli Amerikalı sosyologların beraber veya birbirlerinden habersiz bir şekilde yaptığı çalışmalardan ortaya çıkıyor. Ve burada böyle 4, buçuktan 5 ekol diyebileceğimiz ekoller var. Ben biraz bu ekollerden ve bu ekolleri temsil kabiliyeti yüksek olan kitaplardan bahsetmek istiyorum. Burada tek bir problem var. Bu kitapların hemen hemen hepsi Türkçe'de yok. Sadece bunlar İngilizce'de şu an mevcut olan kitaplar. Ama umarım yakın zamanda Türkçe'ye de çevrilirler ve hem genel okuyucunun hem de bu alanda çalışan kişilerin de erişimine açılmış olur. Burada erken dönemden başlayan aslında ekoller ortaya çıkıyor. Hepsi bir kronolojiye de sahip aynı zamanda. İlk ortaya çıkan yeni ekonomi sosyolojisi isminin de isim babası olan bu ekolün de, isim babası olan Mark Granovetter'dan çıkıyor. Mark Granovetter da yine Amerikalı bir sosyolog. Ve onun çalışmasının başlığı Getting a Job. Yani bir iş bulmak. İnsanlar nasıl iş bulur? Bunu anlamaya çalışıyor. Ve bunu anlarken de yapılmış, hani vardır ya bir işe başvurduğunuzda veya bir bursa veya başka bir şeye başvurduğunuzda bizden nasıl haberdar olduğunuz seçeneği vardır böyle formlarda. O seçeneğe verilen cevaplardan, yani ben bir arkadaşımdan duydum, internette gördüm, gazetede okudum gibi hani o cevaplardan hareketle elde edilmiş bir veriyi işleyerek şu sonuca varıyor. Diyor ki her ne kadar bugün emek piyasası çok formelmiş gibi düşünülse de çok formel örüntüler işte mesela gazete, dergi veya iş ilan kurumları gibi hani e, kitle iletişim araçlarıyla duyurulmuş e, gibi düşünülse de aslında yine insanlar birilerinden duyarak iş buluyorlar ve o işlere başlıyorlar. Burada onun anahtar kavramı zayıf bağların gücü. Strength of weak ties diye 73 yılında da yazdığı bir makalenin başlığı ve şöyle diyor. Diyor ki biz aslında bir işten haberdar olurken veya o işte hani işçi arayan kişiler de bizden haberdar olurken bizim tanıdık dediğimiz vardır ya. Bir tanıdık vasıtasıyla bu kontağı kurarız. Yani dostlar değil, yani o güçlü bağlar değil bir dostumuzun bir tanıdığı gibi. O, o zayıf bağ sayesinde buradan haberdar oluruz ve yapılan o hani e, araştırmalarda, çalışmalardaki bu veriye dayanarak bunun çok güçlü bir zayıf bağ olduğunu görüyor. Yani o tanıdık bağının, dostluk değil ama tanıdık bağın çok güçlü olduğunu, iş bulma örüntüsü üzerinden çok güçlü olduğunu anlatıyor. Ve bu tabii içinde bu toplumsal ağlar, toplumsal bağlar, işte kurumsallık gibi bir sürü hikayeyi de beraberinde getiriyor ve bunun üzerinden bir yeni ekonomi sosyolo sosyolojisi diye bir şeyin olduğunu, işte eskisinden daha farklı olduğunu, çünkü bizatihi e, ekonomistlerin e, hani dokunulmaz kabul ettikleri alanda artık sosyologların çalışmaya başladığını e, iddia ediyor. Ve bunun üzerine bu gömüllülük, toplumsala gömüllülük kavramını da yeniden dolaşıma sokarak çalışmalar yapıyor. 85 yılında böyle bir yine e, toplumsala gömüllülük ve ekonomik Eylem, iktisadi eylem başlığını taşıyan bir makalesi var. Tabi bu arada sosyologlar bu açılan kapıdan e, hücum ediyorlar. Çok fazla sayıda yapılmış çalışma var. Bu e, toplumsal ağlara yönelik bu vurguyla ilgili e, işte Harrison White gibi, e, Richard Burt gibi başka Amerikalı sosyologların da çalışması var. E, ama... Bunun bu fazla yapısalcı vurgusu, toplumsal ağlara, her şeyin toplumsala gömülü olduğuna dair bu aşırı vurgudan rahatsız olan sosyologlar da var. Hatta kimisi diyor ki, ekonomik eylem, ekonomik olgular sadece toplumsala gömülü değildir. Aynı zamanda kültürele gömülüdür. Aynı zamanda siyasal olana gömülüdür. Aynı zamanda bilişsel olana gömülüdür. Zaten bu itirazlar daha sonra ortaya çıkacak bu yeni ekonomi sosyolojisinin altındaki ekollerinde e, yaslandığı ana şeyler, miyarlar. kültür meselesiyle ilgilendiğinde de yani e, ekonomik olguların toplumsal ağlara olduğu kadar kültürün içerisinde de gömülü olduğuyla ilgili iddialarda bulunan önemli isimlerden bir tanesi Vivian Zelizer, e, Princeton Üniversitesi'nde e, akademisyen olan bir kadın akademisyen. E, onun ilk e, erken dönem çalışması 1979 yılına ait e, başlığı Morals and Markets yani ahlak Ahlaki değerler ve piyasalar. Bunu yaşam sigortası poliçeleri üzerinden inceler Viviana Zelizer. Ve söylediği şudur, yaşam sigortası poliçesi çok gelişmiş bir piyasadır Amerika'da. Ama başlangıç döneminde müthiş bir e, mukavemetle karşılaşmıştır toplum tarafından. Neden? Çünkü yaşam sigortasında siz prim ödüyorsunuz, karşılığında ölürseniz e, işte vasileriniz bir para alıyorlar sigorta şirketlerine. Dolayısıyla sizin ölümünüze, bir değer biçiliyor. Yani insan hayatı gibi kutsal kabul edilen hani bireyselliğin de gelişmiş olduğu bir toplumda insan hayatı gibi kutsal kabul edilen bir şeyin ekonomik bir değeri var. Bu insanların yadırgadığı ve tepki gösterdiği bir şey. Bunun nasıl açıldığını anlamaya çalışıyor. İşte sigorta şirketlerinin reklamından tutun da gazetelerde, dergilerdeki bununla ilgili haberlere, reklamlara ve din adamlarının, işte kiliselerin bültenlerine kadar çeşitli envanteri işleyerek, bunları elden geçirerek bir hikaye, bir anlatı sunuyor bize. Orada üç safhadan bahsediyor. Birincisi kutsal olmayan bir şeyi kutsallaştırmak, yeniden kutsallaştırmak. Yani e, ölüm, insan hayatı gibi e, veya sigorta poliçesi gibi kutsal olmayan bir şeyi orada çatıştığı yerde e, bir hayırlı ölüm anlatısı üzerinden kutsallaştırmaya çalışıyor. Bir iyi ölüm anlatısı sunuyor bize. öldü ama e, işte çoğunu çocuğu e, perişan etmedi, muhtaç etmedi. Dolayısıyla onların yoksulluk nedeniyle bu muhtaç durumlarından dolayı günaha itilmesini de engelledi gibi din adamlarının da bizzat kiliselerdeki ayinlerde, vaazlarda katkıda bulunduğu bir söylem inşa ediyor sigorta şirketleri. Ve e, bir ekonomik ölümsüzlük anlatısı. Yani kişiyi ölümsüz kılan, hayırla yad edildiğimiz şeyler artık karakterimiz, yaptığımız iyi eylemler, bağışlar falan değil. E, sigorta poliçesi satın alarak işte çoluğumuzu çocuğumuzu eşimizi muhtaç etmememiz onların günaha düşmesini engellememiz gibi bir anlatı var piyasanın başlangıcında. Sonra bu piyasa geliştikçe bir yeniden işte bu işin ekonomik olarak akılcı olduğu işte burada akılcı bir yatırım olduğu sadece hani Öldükten sonra çoluğumuzu çocuğumuzu perişan etmemek orada bir dayanışma örüntüsü gibi değil. Hani bunun bizzat bizim için bile akılcı bir yatırım olduğuna dair bir anlatı gelişiyor ve bugünkü halini alıyor yaşam sigortası polisesi. Ama buradaki hani o ahlaki çatışmanın nasıl aşıldığı meselesi, kültürle nasıl iç içe geçtiği meselesi Zilayzer'ın yine vurguladığı noktalardan bir tanesi. Üçüncü ekol, kurumsalcılık diyebileceğimiz veya organizasyonel teori, örgüt teorisi dediğimiz alanla e, sosyologların, o bakış açısıyla ekonomik olgulara ve eylemlere baktığı alan, burada da çeşitli alt kolları var ama en bilineni yeni kurumsalcılık olarak bilinen alan ve burada en önemli çalışmalardan bir tanesi de Neil Flickstein yine Amerikalı bir sosyolog, Berkeley Üniversitesi'nde olması lazım, onun yaptığı bir çalışma. Onun çalışması da şirket kontrollerinin, şirket denetimlerinin dönüşümü başını taşıyor. 1990 yılına ait. Burada ortaya Attığı kavram bir denetim mefhumu, bir denetim telakkisi kavramı ortaya atıyor. Ve diyor ki piyasalar aslında e, düşündüğümüz gibi e, çokça rekabetin, adil rekabetin olduğu yerler değildir. Piyasada bir e, muvazzaf firmalar vardır, güçlü firmalar vardır. Bir de challenger dediği onun, böyle meydan okuyan e, veya bizim zayıf küçük firmalar dediğimiz firmalar vardır. Oyunun kuralını, o piyasanın standartını bu büyük oyuncular kurar. Diğerleri biraz buna göre işlerler. Tabi burada piyasa kurulurken bu şartlar farklıdır. Orada birisinin dili hakim olur, birisinin standardı hakim olur. Bazen devlet gelir belirli bir düzenlemelerle birinin lehine bilerek veya bilmeyerek bir düzenleme, bir standartizasyon geliştirir. Dolayısıyla birine bir rekabet avantajı kazandırır. Bazen piyasalar krize girer. Krize girdiğinde yakındaki bir piyasadan bir oyuncu büyük oyuncu mesela şey örnek verebiliriz buna. Cep telefonu piyasasına Apple'ın girişi. Apple bilgisayar sektöründe dev bir firmayken cep telefonu sektörüne girdi ve oraya öyle bir kendi kurallarıyla, standartlarıyla girdi ki işte Nokia ve Samsung'un ve işte Ericsson'un belki küçük paylara sahip olduğu bir stabil bir piyasa, istikrarlı bir piyasayı e, krize sokup yeni bir, orada yeni bir kurallarıyla beraber yeni bir piyasa oluşturdu sonrası malum orası da başka bir yere gitti böyle örneklendirebileceğimiz belirli kavramlar ve argümanlar sunarak e, kurumsal açıdan e, piyasayı piyasa örgütlenmesini ve buradaki rekabeti açıklamaya çalışır ve buradaki ana argüman hani neoklasik ekonominin kabullerinin çok da ge bizim gerçekliğe gittiğimizde e, geçerli olmadığına yöneliktir e, bu yaklaşım, Flickstein'in yaklaşımı daha sonra bunu bir alan gibi de koydu ve buradaki güç mücadelelerinin üzerine de fazlaca vurgu yaptığı için bazen alan yaklaşımı olarak yeni bir ekol gibi de düşünülür bazen. Burada da yine çalışmalar yapanlar vardır. Yine yani kurumsalcılığa kısmen eklemleyebileceğimiz ama başka bağımsız da düşünebileceğimiz bir alan yaklaşımı. Burada yine bu işte güçlü ve zayıf aktörler üzerinden ve oradaki alanın kendi kuralları, yani oradaki geçer akçe olan şeyler üzerinden bir e, güç mücadeleleri e, sahası olarak değerlendirilir ekonomik piyasaları. Böyle bir e, alanda vardır. Bunun da yine en başlıca çalışmasını yine Neil Flickstein yapmıştır. E, Piyasaların mimarisi başlığını taşıyan, da, Architecture of the Markets e, kitabıyla yapmıştır 2001 yılında. E, böyle de bir yine e, böyle minik ekol, ekol olmaya yolunda e, bir alt ekol e, söz konusu. Son ekol çok daha yeni ve çok daha aslında bizim bugünkü ekonomik gerçekliğimizi daha fazla yakalayan bir ekol. Bu da edimselliği öne çıkaran, işte bu performativite dedikleri şeyi öne çıkaran bir ekol. Burada yine başlıca isimler var. Michel Calon var Fransa'da. Ama asıl büyük çalışmaları imza atan ve hani alanı domine eden kişi Edinburgh Üniversitesi'nden Donald McKenzie. onun birkaç çalışması var ama en önemli çalışması bir kamera değil bir motor başlığını taşır. Yani der ki ekonomi disiplini, ekonomik modeller, ekonomi dediğimiz gerçekliği, o toplumun içindeki gördüğümüz gerçekliği bize sunan, onu yakalayan, o gerçekliği yakalayan bir kamera, bir fotoğraf makinesi gibi değildir. Tam tersine bunu işler kılan, bunu var eden, bunu ortaya çıkaran bir motor gibidir der. Bunu nasıl örneklendiriyor dediğimizde, verdiği çok bariz bir örnek. E, opsiyon bi piyasalarında bir e, şeyin e, o alınıp satılan meta neyse işte diyelim ki mesela buğdayın eee opsiyonlanırken bunun değerinin nasıl ölçüleceği ile ilgili bir formül kullanılıyor bugün yatırımcılar tarafından, e, brokerlar, traderlar tarafından. E, bu Black Scholes Merton üç adamın soyadıyla anılan bir şey. Hatta burada e, Black öldüğü için alamamıştır ama Scholes ve Merton Nobel ödülü de almıştır. Bunların bir formülasyonu var. Şimdi bu formülü ilk kullanmaya başladıklarında çok doğru tahmin etmiyor. Ama diyorlar ki bunu bütün yatırım bu işle ilgilenen bu opsiyon borsasıyla ilgilenen hepsi kullanmaya başladığında dolayısıyla alım ve satım işlemlerini bu formül ne diyorsa ona göre yaptıklarında bir kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi piyasa gerçekten de orada fiyatlamaya, orada hareket etmeye başladı. Yani bir ekonomik model, bir formül Var olan bir şeyi resmetmek, onu bize aktarmak yerine onu ortaya çıkaran bir şey haline geldi. Tabi bunun benzer piyasalarda benzer örneklerini de görmek, göstermek mümkün. Ama bu ekolün başka söylediği önemli şeyler var, eklediği şeyler var. Bir tanesi aygıtların da insan failler kadar piyasada önemli olduğu. Özellikle finansal piyasaları düşündüğümüzde. Çünkü insan bedeni bazı şeyleri sınırlı şekilde görebiliyor, yapabiliyor. İşte bir, birkaç ekranı izleyebiliyorsunuz ancak. Ama bir aygıt yardımıyla, belli algoritmalar yardımıyla piyasayı daha hızlı, daha etkili bir şekilde, etkin bir şekilde takip edebiliyorsunuz e, gibi. E, hani bu tarz maddi unsurların da önemini teslim eden ama gerisin geriye bunların tekrar o e, ekonomi dediğimiz gerçekliği yaratan, oluşturan bir mesabede olduğunu söyleyen bir ekol. E, bu şekilde özetleyebileceğimiz 4,5'ten e, 5 ekol söz konusu yeni ekonomi sosyolojisinde bu çok yeni serpilmiş bir alan. Çok fazla burada çalışma yapan kişiler var. Çok fazla bu ekollerin herhangi birine veya birkaçına mensup çeşitli araştırmacı şebekeleri var. Burada kongreler düzenleniyor. İşte çeşitli kurumlar var, dergiler var. Yeni serpilmiş bir alan. Türkiye'de daha yeni tanınan alan. Dediğim gibi Türkçede birçok eserin olmadığı bir alan. Ama Bunları okumak, bu gözle piyasalara, ekonomik olgulara bakmak hem toplumsal meselelerle ilgilenen kişiler için, entelektüel kişiler için hem de özellikle sosyologlar için yeni pencereler açar diye ümit ediyorum.